Sevgili seyirciler, geçen hafta ekrana getirdiğimiz Engin Civan'a ait olduğu sanılan gizli not defteriyle İsviçre'deki Fransız bankalarına ait şifreli hesaplar tüm Türkiye'yi karıştırdı. Canlı yayında Ahmet Özal ve Dündar Kılıç'ın söyledikleri manşetlere, köşe yazılarına, yorum ve tartışmalara neden oldu. Toplumda için için yanmakta olan temiz toplum ateşi bu programla adeta bir anda alevlendi. İşte geçen haftadan bu yana ortaya çıkan gelişmeler ve işte gizli not defterinden ekrana yansıyan yepyeni boyutlar. Engin Civan'ın Emlak Bankası kaynaklarını babasının çiftliği gibi kullanarak yaptığı ödemeler ve gizli ortaklarıyla ilgili bu yeni araştırmayı Aydın Özdalga'yla birlikte gerçekleştirdik. Arena'nın geçen hafta yayınladığı Engin Civan'ın gizli not defteri ve İsviçre'deki şifreli banka hesapları haberi Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. İnsanlar günlerce bu haberi konuştu. Uğur Dündar'ın program sonunda savcılara yaptığı çağrı adresine ulaştı. Gibi yürekli baba yiğit savcıların bu belgelere, bu dosyalara sahip çıkmasını bekliyoruz. Yayınımızdan sonra Arena Genel Yönetmeni Uğur Dündar'ı arayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Avni Bilgin belgeleri istedi. Uğur Dündar bu belgeleri Başsavcı Bilgin'e verdi. Yüce Türk Adliyesi'nin bu konudaki araştırmayı en titiz şekilde gerçekleştireceğinden hiç kuşkun yok. Ve gereken her şeyin yapılacağından eminiz. Teşekkür ederim bize. Arena bu hafta Engin Civan'ın gizli not defterinden yeni sayfaları ve Civan'ın gizli ödemeleriyle ortaklarını ekrana getirecek. Geçen hafta ekrana Elvan Kod adlı bir ödeme gelmişti. Bununla ilgili ihtimaller değerlendirilirken Engin Civan döneminde yapılan Elvan Kent ihalesi de akla geliyor. Acaba Civan bu Elvan Kent ihalesinden bir rüşvet mi almıştı? Yoksa Elvan bir kişinin adı mıydı? Bu arada Arena izleyicileri İsviçre'deki şifreli Gotcha hesabının adıyla Efe Özal'ın Gotcha sürat motoru arasında bir benzerliğe dikkat çektiler. Yaptığım işlerden korkunç gurur duyuyorum. Gizli not defterinde yer alan ödemelerden birine göre Engin Civan, Mayıs 1990'da Zeyno adlı bir kişiye 110 milyon lira, Ekren adlı bir kişiye de 105 milyon lira ödemiş. Bu isimler ister istemez akla o dönem evli olan Zeynep ve Asım Ekren çiftini getiriyor. Asım Ekren böyle bir ödemeyi kesinlikle reddediyor. Engin Civan'ın gizli not defteri şifreli isimlere yapılan ödemelerle dolu. Örneğin Şişman Kod adlı kişiye Ocak 1990'da 250 milyon lira, Şubat 1990'da 250 milyon lira, Mayıs 1990'da da 200 milyon lira ödenmiş. Acaba bu şişman kim? Bir başka şifreli isim İngilizce, Miss Daisy, yani Türkçesi Bayan Papatya. Papatya Bayan'a Şubat 1991'de 150 bin mark ve 100 milyon lira, Eylül 1991'de 70 bin mark ve 200 milyon lira ödenmiş. Hay Allah! O kadar da çok Bayan Papatya vardı ki. Acaba hangisi? Engin Civan onurlu ve dürüst bir bürokrattır. Bir başka şifreli isim de Mr. Light. Yani Türkçesi Bay Işık. Bu beyefendiye de bir keresinde 100 bin mark, bir keresinde de 20 bin dolar ve 25 bin mark ödenmiş. Ve şifreli bir hesap daha, Bullshit, yani Türkçesi Palavra. Adı sizi yanıltmasın, Palavra adlı bu hesapta tam 794 bin dolar var. Kel Kod adlı bu kişiye de Sümerbank'taki bir hesaptan 200 bin dolar ödenmiş. Emlak Bankası soygunundan Moruk Kod adlı bir kişi de 500 bin dolar pay almış. Civan'ın not defterinde açık isimler de yok değil. Bunlardan biri Selçuk. Arena'nın araştırması bunun Selçuk Güven olduğunu ortaya çıkardı. Selçuk ve Engin, Boğaziçi Üniversitesi'nden sınıf arkadaşı. Selçuk Güven, 1990 yılında Tek Taş Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin büyük ortağı olmuş. İddialara göre bu borsa şirketinin perde arkasındaki gerçek sahibi Engin Civan. Civan'ın defterinde Selçuk'a yapılan ödemelerle borsa şirketinin kuruluş tarihleri birbirine uyuyor. Tektaş 1990 yılının Ekim ayında kurulmuş. Engin ise ilk parayı Ağustos ayında vermiş. Bu ilk ödeme tam 280 milyon lira. Daha sonra Ekim'de asıl büyük ödeme var. Burada ilginç bir deyim kullanılmış. For setup, yani kuruluş. İlginçlik bununla bitmiyor. Engin Civan'ın arkadaşına ödediği 870 milyon liranın veriliş tarihiyle firmanın resmi belgelerdeki kuruluş tarihi birbirine tıpatıp uyuyor.
Ekim 1990. Tesadüfün bu kadarına da pes doğrusu. Ayrıca 1991 yılının Mart ve Nisan aylarında toplam 1 milyar liralık bir ödeme görünüyor. Aynı sayfanın altlarında repoya 570 milyon ve şirket borcu olarak da 60 milyon lira yazılmış. Sakın bu şirket borcu tek taşın bir borcu olmasın. Bu soruları Civan'ın yakın arkadaşı Selçuk Güven'e sorduk. Engin Civan'la arkadaşlığınız nereden kaynaklanıyor sizin? Boğaziçi Üniversitesi işletmeden. Daha sonra görüştünüz mü, arkadaşlığınızı devam ettirdiniz daha mi? Daha sonra Amerika'dan döndükten sonra. Amerika'dayken evet, arkadaşlığınız yoktu. Devam yani etmedi. Yani görüşemedi kendisiyle. Ondan sonra sık sık görüştünüz mü? O kadar sık değil. Mesela Denizcilik Bankası'ndaki genel müdürlük günlerinde görüştünüz birkaç mü? Birkaç kere gittim, kardeşim iş aldı orada. Denizcilik Bankası'nda. Evet. Yani yakın arkadaşınız. Sen var ya, yakın arkadaşım evet. Şimdi ben size bir belge göstereceğim. Bu belge Engin Civan'a ait olduğunu sandığımız defterden alınan bir belgedir. Evet. Bu defterin bir sayfası. Evet. Bakın burada Selçuk yazıyor. Başka evet. sayfalarda da Selçuk adı geçiyor. Evet. Acaba siz Engin Civan'la bu şirkette ortak mısınız? Yani gizli ortağınız mı Engin Civan? Bir ilişkisi yoktur Engin Civan'ın bu şirketle. Ortağın falan değildi ve böyle paramara da almadım kendisinden. Peki bu rakamları hayalen mi yazdı? Hayır, Selçuk diyor orada. Selçuk Güven diye bir şey yok. Selçuk, yani benim bir tek isim yazılı orada. Ama efendim Selçuk ve burada Forset Up deniliyor. Siz de o tarihlerde şirketinizi kurmuşsunuz. O öyle denk gelebilir. Yani Forset Up kurmak için değil mi efendim? Anlıyorum da yani benimle ilgisi yok bu işin. Yani bu yazıların benimle ilgisi yok. Daha önce de basında Engin Civan'ın sizin gizli ortağınız olduğuna ilişkin bazı... Onlara da gerekli yanıtları vermiştik biz basına da. Yani siz Engin Civan'dan hiçbir para vermediniz. Hayır vermedim. Sadece arkadaşınız Engin Civan. Ne alacağım var, ne borcum var. Sadece arkadaşınız. Evet. Peki yarın öbür gün Engin Civan çıkıp da... Evet Selçuk'a ben şu işler için şu kadar parayı verdim derse. Hayır, mümkün değil. Oysa Selçuk Güven'in unuttuğu bir gerçek var. Civan'ın not defterindeki gayrimenkul ve servet değerlendirme sayfasının bir bölümünde yine Selçuk adı geçiyor. Karşısındaysa %51 yazılmış. Ve bu %51'lik hissenin değeri olarak da 3 milyar lira gösterilmiş. Selçuk Bey'e soruyoruz. 1991'deki bu hisseler neyin nesi? 3 milyar kimin 3 milyarı? Şimdi geçiyoruz Civan'ın Trabzon bağlantısına. Gördüğünüz gibi Civan... Trabzon çıkışlı bir işe %35 hisseyle gizli ortak. Burada Trabzon'un yanına kalke şeklinde bir not düşülmüş. Okumaya devam ediyoruz. Ç.köy hissesi Bodrum'daki bir mülkle birleştirilmiş ve ortaya tam 1 milyar 50 milyonluk bir servet çıkmış. Civan'ın Trabzonlu biriyle giriştiği turizm işinde de %17'lik bir payı görünüyor. Değeri ise 363 milyon lira. Sakın bu Trabzonlu... Emlak Bankası'ndan Çorlu yakınlarında toplu konut işini kapan Trabzonspor'un eski başkanlarından müteahhit Sadri Şener olmasın. Sadri Şener'i 3 günlük aramamızın sonunda bulmuş olsaydık bu soruyu yöneltecektik. Belli sistemler değişsin. Belki bu sistemleri değiştirmeyi de Allah bize nasip eder. Yani o anlamda belki bir siyasete girebilirim. Evet. Engin Civan saldırıya uğradığı gün arena mikrofonlarına temiz toplum duygularını böyle anlatıyordu. Dünyada mekan, ahirette iman diyerek gayrimenkul koleksiyonu yapan Engin Civan, Emlak Bank'tan ayrıldıktan sonra da paravan finans şirketleri kurdu. Gerçek sahibi Engin Civan olan Monitron firması 1992 yılında bu binada kuruldu. Engin Civan vuruluncaya kadar bu firma kanalıyla uluslararası para ticareti yaptı. Merkezi İstanbul'da olan Monitron firması bir tür özel yatırım firması. Şubat 1992'de kurulan bu firmanın 5 kurucusu da kamuoyunda tanınmayan kişiler. Ancak şirketin kurulmasından bir ay sonra çoğunluk hisseleri avukat Lale Cander tarafından satın alınır. Lale Cander kimdir? Uzun yıllar Amerika'da yaşayan Lale Cander, Engin Civan'ın yakın dostudur. Hatta bazı iddialara göre bu ikili arasında duygusal bir ilişki de vardır. Lale Cander'in bir başka özelliği de Kurtzman firmasının avukatı olması. Bilindiği gibi Kurtzman firması Engin Civan döneminde bankaya bir bilgisayar programı satmıştı. Daha sonra yapılan araştırmada bankanın 38 milyon dolar ödediği bu programın gerçek değerinin sadece 6 milyon dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Yani Engin Civan 32 milyon dolar, 1 trilyon 300 milyar lira fazla para ödemişti. İşte Emlak Bankası'nı kazıklayan bu firmanın avukatı da Lale Cander'di. Engin Civan'ın gizli not defterindeki şifreli İngilizce isimlerden biri de Tulip. Yani Türkçesi Lale. Sakın bu Tulip Lale Cander olmasın.
Kim bilir, Lale Cander, Engin Civan ilişkisini aylar önce araştırmaya başlayan Arena, Engin Civan saldırıya uğradıktan sonra Civan'la hastanede yaptığı görüşmede bu ilişkiyi de gündeme getirmişti. Peki bu Monitron firması var, biliyor musunuz böyle bir firmayı? Biliyorum, birkaç genç çocuğun şeyi biliyorum. O genç çocukları tanıyor musunuz? Tanıyorum, görüştüm. Geçmişte yani. Geçmişte. Peki onlarla hiçbir para alışverişiniz oldu mu? Hiçbir para alışverişim yok. Bu Lale Hanım var, Lale Hanım'ı tanıyor musunuz? Tanıyorum, çok eski arkadaşım. Eski arkadaşınız. Peki onun kanadıyla aranızda olacağı bir para transferi alması mı? Yoğun iddialara göre Engin Civan sık sık bu firmaya gelmekte ve yatırım fonlarını yönlendirmektedir. Engin Civan'ın rüşvet paralarını da bu firma kanalıyla uluslararası piyasada değerlendirdiği öne sürülüyor. Kendimi amiyane tabirle enayi bir duruma düşürmüş olduğumu da görüyorum. Ancak Monitron firması 94 yılında yeniden el değiştirdi ve Lale Cander hisselerini Metin Öngüşen adlı bir kişiye sattı. Peki Metin Öngüşen kim? Sıkı durun. Metin Öngüşen, Engin Civan döneminde bankanın yönetim kurulu üyesi ve Engin Civan'ın ruh gibi arkadaşı. Tesadüfün bu kadarına da pes doğrusu. Evet, geliyoruz şimdi düğüm noktasına ve arşivimizden bir röportaj bandı çıkarıyoruz. Konuşan kişi Kemal Ayyıldız, Selim Edes'in eski ortağı. Olaylı şirket Eska'nın kurucularından. Bakın Civan'ın vurulmasına, Edes'in öldürmeyi azmettirmekten cezaevlerine düşmesine, Uğur Kılıç'ın öldürülmesine kadar uzayan skandallar zincirini kim nasıl başlatmış? Ben Eska'dan ayrılmamın sebebi, Emlak Bankası'nın o zamanki genel müdürü Engin Civan benim ayrılmamı bana önerdi. Yani Emlak Bankası Genel Müdürü Engin Civan, özel bir şirket olan Eska'dan sizin ayrılmanızı talep etme hakkını kendinde bulabiliyor. Çok ilginç. Peki niçin? Bizim bir arsa satışımız meselesi vardı. Onda bir kişinin dolaylı yollardan bana şeyler geldi. Mesajlar mı geldi? Mesajlar geldi. Neydi o mesaj? Mesela satışın %50'sine yakın bir paranın birilerine ödenmesi. Yani Eska'nın arsasını siz Emlak Bankası'na satıyorsunuz. O da Emlak Bankası Genel Müdürü olarak buradan bir pay istiyor, değil mi? Pay istenildi, ben buna karşı çıktım. Ne kadarlıktı istenen bu pay? Arsanın değeri 370 milyardı. Bunun ne kadar istendi? 135. Dedi ki, bu bana bir talimattır. Sen bu şirketten ayrılacaksın. Eğer ayrılmazsan şirketin başına çok büyük cildi çimenler gelir. Peki Kemal Bey, kim vermiş bu talimatı, onu sordunuz mu? Sordum, bu talimatı kim verdi size, yani Turgut Bey mi verdi? Hayır dedi. Kim verdi? Semra Hanım mı verdi? Durdu. Yani siz Semra Hanım mı verdi bu talimatı deyince durdu? Durdu. Hayır demedi. Hayır demedi. Ve dedi, sen kefaletlerini kaldıracağım. Her türlü şeyini yapacağım. Sen bu şirketin 50'yi yıka kardeşim. Ve ayrılman isteniyor. Ve ayrı. Ben? Hakikaten zorlan ayrıldım. Uzaklaştırılmışsınız siz. Kovuldum yani daha doğrusu. Ama siz öyle inanıyorsunuz ki Eska'dan Özallar tarafından kovuldunuz. Başka çaresi yok. Başka bir şey diyemem. Paylaşılamayan para kanlı para. İşte bu proje için Eska'yı kurtarmak amacıyla verilen 35 milyon mark. Rüşvetin anası bu ödeme sırasında dönmüş. Kemal Ayyıldız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'de avukatının yanında verdiği ifadede aynen şunları söylüyor. Engin Civan vasıtasıyla Emlak Bankası tarafından Eska firmasına 35 milyon mark, yaklaşık 700 milyar lira verildiğini, bu paranın Engin Civan, Selim Edes ve yabancı şirketler arasında pay edildiğini duydum. Arena'nın araştırması, bu kredinin 15 milyon marklık bölümünün resmi belgelerle Eska'nın işlerinde kullanıldığını gösteriyor. Geride kalan 20 milyon markın, yani bugünkü karşılığıyla 400 milyar liranın nereye gittiği ise meçhul. Ama durun, şu ünlü defterin bir sayfasına bakalım. Burada görülen E'lerin, A'ların, Z'lerin, S'lerin ve E.F'lerin en altında bir mark hesabı okunuyor. Üstelik 20'li bir mark hesabı. Üstelik bu işlerin döndüğü 1991 yılında.
Merol şifreli hesabın açılmasına çok yakın bir tarihte. Artık konuşma sırası Engin Civan'ın. Ne olur konuş artık Sayın Engin Civan. Konuş da yer yerinden şöyle bir oynasın. Yoksa ilahların kurbanı olarak orada tek başına kalacaksın.